Herkese merhaba sevgili Teknoloji Ok takipçileri. Bugün yeni bir tablet incelemesiyle karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz Huawei'nin MatePad Air modeli arkadaşlar. Bol hediyeli bir tablet ve fiyatı da oldukça uygun. Yani rakiplerine nazaran güzel performans sunuyor. Dilerseniz incelememize geçelim. Huawei'nin teknolojinin her sektöründe aslında aktif bir rol oynadığını biliyoruz arkadaşlar. Yani giyilebilir teknoloji tarafında da aslında rakipsiz bir marka. Aynı zamanda tablet ve telefon tarafında da her segmentten cihazlar üretmeye devam ediyor. Bugünkü konuğumuz ise Huawei MatePad Air arkadaşlar. Klavyesi var, kalemi var ve oldukça ince çerçevelere sahip şık bir tasarımla geliyor arkadaşlar. Dilerseniz bir tasarım ayrıntılarına bakalım. Daha sonrasında teknik özellikleriyle devam edelim. Tableti karşımıza aldığımız zaman sol tarafına baktığımızda hoparlörümüz yer alıyor. Kilit tuşumuz yer alıyor arkadaşlar. Üst tarafında ses açma kısmı tuşu. Aynı zamanda Huawei M-Pencil'ın kullanılabileceği bir alan yer alıyor. Zaten kalemi tam olarak nasıl takacağınızı yanlış taktığınızda tablete gelen bildirimle anlayabiliyorsunuz. Yani tablet size diyor ki kalemi biraz daha bu tarafa takmanız lazım diye. Burada M-Pencil için bir yer oluşturulmuş durumda. Tabletin sağ tarafına baktığımızda ise bir Type-C girişi ve yine hoparlör karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda cihazın sağında solunda her bölgesinde gürültü engelleyici mikrofonlar bulunuyor arkadaşlar. Yani bir toplantıya girdiğinizde ya da online eğitim alıyorsunuzdur. Görüntülü görüşmeler yaparken dışarıdan gelen gürültüleri engellemek için bu etraftaki mikrofonlar oldukça hoş arkadaşlar. Aynı zamanda yine ekrana baktığımızda eşit olarak bölünmüş çerçevelerin tam ortasında da bir adet ön kamera yer alıyor. Arkasına baktığımız zaman yine tekli bir kamera kurulumu yer alıyor arkadaşlar. Ve klavyeli kılıfı da var arkadaşlar. Yani bu yalnızca bir tablet değil, yeri geldiğinde bir bilgisayarmış gibi de kullanabiliyorsunuz. Üst tarafına yerleştirmek için kalem olduğunu da söylemiştik. Genel olarak tasarımına bakacak olursak 11.5 inçlik bir tablete göre oldukça kullanışlı bir ekrana sahip arkadaşlar. Hazır bu ekranın boyutundan bahsetmişken dilerseniz Huawei MatePad Air modeli nasıl bir ekran deneyimi sunuyor onlara bakalım arkadaşlar. MatePad Air'in ekranı 11.5 inçlik bir boyuta sahip. 2800x1840 çözünürlükle geliyor ve 3'e 2 bir ekran görüntü oranı karşımıza çıkıyor. 30 ila 144 Hz arasında bir tazeleme oranı sunan model. Ekranın gerek parlaklığı gerek renk doğruluğu konusunda oldukça tatmin edici bir performansa sahip arkadaşlar. 500 nitslik bir parlaklık ve 291 ppi'lik bir piksel oranı bizlere sunuyor arkadaşlar. Yani inç başına düşen 291 piksel bulunuyor. İncelik ve ağırlık tarafına baktığımızda ise 508 gramlık bir ağırlığı mevcut. Aynı zamanda 6.4 milimlik incelik olduğunu belirtelim. Yani tablete yan bir şekilde baktığımız zaman herhangi bir çıkıntı bulunmuyor. 6.4 milimlik bir kalınlık var. Gerçi ben buna kalınlık dahi demem çünkü incelik olduğunu söyleyebiliriz. Zaten elimize aldığımızda da bu inceliği hissediyoruz arkadaşlar. Ekran tasarımı da bu şekildeydi arkadaşlar. Kullandığım süreç boyunca dizi film izlediğim de oldu, oyun oynadığım da oldu ve bu süreçte hem parlak ekranın hissiyatını hem de yüksek çözünürlük olmasının avantajını birçok kez yaşadım arkadaşlar. Bu yüzden ekran deneyiminin oldukça başarılı olduğunu söyleyebilirim. Oyun tarafında yüksek çözünürlükte oynadığım da oldu, düşük çözünürlükte oynadığım da oldu. Ve ekranın aynı zamanda parlaklık tarafında performansından da bahsetmeden geçemeyeceğim. Dışarıda çalıştığım zamanlarda örneğin tableti yanıma alıp dışarıda bir kahveciye gidip haber yazayım dediğimde direkt klavyeyi taktığım zaman zaten otomatik olarak bağlanıyor. Ve güneşli bir ortamda çalışsam bile ekranın parlaklığı yetiyor arkadaşlar. Ben zaten genellikle otomatik parlaklıkta kullanıyorum. Ve otomatik parlaklığı açtığım zaman ekrana güneş vurduğunda bile zaten otomatik olarak parlaklık arttırıldığı için maksimum parlaklığa alındığında bile fazla geliyor. Yani bu yüzden parlak bir ekranın olduğunu ve her türlü aydınlıkta veya karanlıkta çalışmaya uygun bir ekranın olduğunu söyleyebiliriz. Bu yüzden panel tarafında yansımaların çok da olmaması yani ve dışarıda da çalışılsa zorluk çıkartmaması benim için de artı bir şey arkadaşlar. Ve ben genellikle dışarıda çalışıyorum arkadaşlar. Haber yazmak, makale yazmak gibi ufak tefek inceleme yazılarını yazmak için dışarısını kullanıyorum ve bu tabletle de bunu yapabilmem de güzel bir artı olmuş.
Evet, sizler için ekran deneyiminden bahsettik. Tabletin inceliğinden ve hafifliğinden bahsettik. Şimdi geldik arkadaşlar kullanıcı deneyimine. Teknik özelliklerine baktığımız zaman Huawei'nin yeni tabletinde sunduğu birçok özellik bulunuyor arkadaşlar. HarmonyOS 3.1 işletim sistemiyle gelen model PC App Engine ile bilgisayar benzeri bir kullanım sağlıyor. Buna da klavye destek sağlıyor arkadaşlar. Akıllı manyetik klavye ve kısa yol tuşları sayesinde kolay kullanımını sağladığını da belirtelim. Ayrılabilir klavye ve ergonomik kullanım koşullarına da uygun bir kullanıcı deneyimi sunuyor. Geliştirilmiş Huawei Notes uygulaması mevcut. 8300 mAh'lik bir pil ile gelen model 40 Watt'lık hızlı şarjı da destekliyor ve bu şarj aleti yine kutu içeriğinden geliyor arkadaşlar. Huawei Hisense 8.0 sayesinde de yüksek kaliteli ses deneyimini kullanıcılara sunmayı amaçlıyor. Şimdi dilerseniz bu özellikleri tek tek değerlendirelim arkadaşlar. Ekran tazeleme oranı tarafında 30 ila 144 Hz'lik bir yenileme hızından bahsetmiştik. Peki bu 30 ila 144 Hz arasında yenileme hızı sunması ne anlama geliyor? Yani siz bu tablette 144 Hz'i her zaman almıyorsunuz. Yani bu gerektikçe kullanmak diye bir durum vardır. Örneğin bir kilit ekranındayken, Always On özelliği açıkken, masaüstü yani ana ekrandayken neden 144 Hz'lik bir tazeleme oranı alırsınız ki? Çünkü bu sizin pil sürenizi kısaltabilir. Bu da istemeyeceğimiz bir şey. Ama Huawei sunduğu yapay zeka sayesinde yalnızca ihtiyacımız olduğu zaman, yani dinamik bir şekilde bize 144 Hz'i sunuyor. Kullanmadığımız zamanlarda bu ekran 30 Hz'e kadar düşebiliyor. Bu da önemli bir artı olmuş. Çünkü kullandığımız zamanlarda ekran tazeleme oranı yüksek olması pil kullanımı ve verimlilik tarafında önemli arkadaşlar. Ve ekranın sunduğu deneyime bakacak olursak, oyun tarafında yüksek tazeleme oranını sonuna kadar yaşadığımı söyleyeyim. Bir süre Call of Duty oynadık. Şu anda da ekranda görüyorsunuz arkadaşlar, gayet tatmin edici bir performans sergiledi. Isınma gibi sorunlarla karşılaşmadık ve büyük ekran olmasının da avantajını bu oyunda yaşadık arkadaşlar. Bu yüzden Call of Duty gibi oyunlarda oldukça iyi bir performans gösterdiğini söyleyebiliriz ki bu oyunlar yüksek grafik, yüksek işlemci isteyen oyunlar ve biz bu tablette yüksek grafik ve yüksek işlemciye sahip olduğumuz için herhangi bir sorun yaşamadan Call of Duty oyunumuzu oynadık. Bununla beraber PUBG deneyimimiz de oldu. Yine PUBG'de de bir sıkıntı yaşamadık. Huawei MatePad Air modelinde birçok ek özellik bulunuyor arkadaşlar. Yani şu anda herhangi bir tablet aldığımızda bu saydığım özellikleri gayet kolay bir şekilde bulabilirsiniz. Yani ufak tefek ekran tazeleme oranıdır, hızlı şarjdır. Tabii ki bunların da eksik olduğu tabletler en azından bu fiyata bulunamaz. Ama Huawei'nin ekstradan sunduğu özellikler zaten farkını yaratıyor arkadaşlar. Dilerseniz sizlere bu özelliklerden bir bahsedeyim. İlk olarak PC App Engine'den bahsedeceğim arkadaşlar. Bu özellik sayesinde bilgisayara benzer bir kullanım sağlıyoruz. Yani klavyeye bağladığımız zaman PC App Engine sayesinde sanki bir bilgisayar kullanıyormuş hissiyatıyla Huawei MatePad Air'i kullanabiliyoruz. Aynı zamanda bir mouse da bağlamak mümkün zaten. Bu mouse da bağladığımız zaman bildiğiniz bilgisayar kullanıyormuş hissiyatıyla ve deneyimiyle devam ediyorsunuz arkadaşlar. Klavye ayrılabilir. Yani bu klavyeyi illa burada kullanacaksınız diye bir şey yok. Tablet klavyesi de kullanabilirsiniz. Bir laptop görünümünde kullanabiliyorsunuz ama istediğiniz zaman çıkartıp bir tablet olarak da kullanmak mümkün. Yani kaleminizi ve tabletinizi yanınıza alıp bu kılıfı evinize bırakarak yalnızca tablet ve kalemle de kullanabilirsiniz. Ayrıca aynı şekilde kalemi de yine çıkarttığınız zaman yalnızca kılıf ve tablette kullanmanız mümkün arkadaşlar. Bu yüzden kullanım koşulunuza göre bir kafeye gittiğinizde alanınız darsa, koyacak bir masanız yoksa klavyesinden çıkartıp elinizle de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Geliştirilmiş Huawei Notes uygulaması ve App Gallery'de bulunan diğer not uygulamaları sayesinde kalemi tam destekli, tam optimize bir şekilde kullanabilirsiniz. Çünkü bildiğiniz gibi bu kalemin farklı uçları var ve farklı basınç değerleri var. Yani bir çizim yapmakta, bir not almakta bu kalem sayesinde mümkün. Aynı zamanda not alırken az bastığınızda silik ya da daha ince bir yazı karşımıza çıkıyorken daha sert bastığımızda bildiğimiz kalemle not alıyormuş hissiyatında yine yaşayabiliyoruz bu M Pencil sayesinde. Huawei MatePad Air modelinin bize sunduğu önemli bir avantaj da tabii ki multi window özelliği, yani çoklu pencere arkadaşlar. Son uygulama ekranındayken sağ üstte bulunan pencere sekmesine tıkladığımız zaman farklı uygulamaları küçük pencereler halinde görebiliyoruz. Ve bu pencerelerden örneğin bir Spotify'ı pencere haline getirip oradan bir şarkınızı değiştirdiğiniz zaman pencereyi küçültüp kenara baloncuk olarak atabiliyoruz. Ve istediğimiz zaman bir uygulamaya geçiş yapmadan oradan tıklayarak küçük bir pencere halinde istediğimiz uygulamayı geri açıp sanki bir telefonda dikey kullanabiliyoruz.
kullanıyormuş gibi o ekran üzerinden istediğimiz işlevi gerçekleştirerek sağdaki baloncuğa geri atabilirsiniz. Yani o uygulamayı pencere halinde ekranımıza getirip geri yollayabiliyoruz. Aynı zamanda bölünmüş ekranda mümkün arkadaşlar. Yani ekranın sol tarafına bir PDF'imi açıp sağ tarafına o PDF üzerinden yorumlarımı yapmam için ekranı ikiye bölebiliyorum. Birçok senaryo anlatabilirim sizler için. Bu konuda ekranın bölünebilmesi oldukça büyük bir artı çünkü 11.5 inçlik bir ekrandan bahsediyoruz arkadaşlar. Bu yüzden bölünebilir ekranda olması yine kullanılabilirlik tarafında bizlere iyi bir deneyim sunmayı amaçlıyor. Bir de MatePad Air modelimizde birden fazla kulaklığa aynı anda bağlanma özelliği var. Yani aynı anda iki kulaklık bağlantısını destekleyebiliyor. Örneğin bir arkadaşınızla bir oyun oynuyorsunuz veya bir dizi film izliyorsunuz ve kendi kulaklığınızı paylaşmak istemeyebilirsiniz. Ama arkadaşınızla aynı anda MatePad Air'e bağlanarak aynı sesi verebiliyoruz. Yani bu cihazlar arasında hızlı geçiş yapmak anlamında değil arkadaşlar. Yanlış anlaşılmasın. Sizin kulağınıza hangi ses geliyorsa aynı anda arkadaşınıza da o ses gidiyor. Bu da çok güzel bir özellik olmuş. Kulaklıkla arkadaşımızla aynı anda müzik dinleyebilmek de yine güzel olmuş arkadaşlar. Ve geldik kamera tarafına. Huawei MatePad Air modelinin ön kamerası da oldukça tatmin edici düzeyde. 1080p çekim yapabiliyor arkadaşlar. Dilerseniz bir kamera testine bakalım. Daha sonrasında incelememize devam edeceğiz. Evet, şu anda Huawei MatePad Air modelinin ön kamerasından beni görüyorsunuz arkadaşlar. Yani bir görüşme yaptığınız zaman karşı taraf sizi bu şekilde görecek ve mikrofonlar da yine bu tabletten alınıyor. Mikrofon performansı da bu şekilde olacak arkadaşlar. Peki siz tabletin görüntü performansını nasıl buldunuz arkadaşlar? Yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Evet, şimdi geldik Huawei MatePad Air modelinin sunduğu bir artıya daha. Tabii ki Google servisleri arkadaşlar. Kullanıcılarda genelde şöyle bir önyargı oluyor. Ben Huawei marka bir cihaz almak istemiyorum çünkü onda Google servisleri yok. Özellikle telefon ve tablet tarafında çok önyargı mevcut. Yani ben YouTube'a giremiyorum, Google Play'e giremiyorum ama böyle bir şey mümkünatı yok. Çünkü Google servislerini yani YouTube olsun, Google haritalar olsun, Gmail olsun bunların hepsini kullanmak mümkün arkadaşlar. Gbox uygulaması üzerinden bunu rahatlıkla yapabiliyoruz. Yani ben gidip de App Gallery'ye YouTube yazdığım zaman direkt zaten Gbox üzerinden yükleme ekranı karşımıza çıkıyor. Zaten Gbox'u yüklediğim zaman bir sürü uygulama bulunuyor arkadaşlar. Google, Google haritalar, Google Drive, YouTube Müzik, YouTube, Uber, Netflix. Aklınıza gelen tüm Google servislerini, Google uygulamalarını Gbox üzerinden görebiliyorsunuz. Bir de şöyle bir artı var. Gbox uygulaması bizlere reklam çıkartmıyor. Yani yanlış anlaşılma olmasın. YouTube'un normal reklamları çıkmaya devam ediyor. Ama uygulamalar arasından geçiş yaparken, farklı uygulamaya girerken, yani Gbox'a açtığımız zaman Gbox bize reklam çıkartmıyor. Onun dışında tabii ki de YouTube'da, haritalarda, Netflix'e yani reklam olan uygulamalar varsa örneğin YouTube gibi onlarda tabii ki de reklam çıkmaya devam ediyor. Ama uygulamanın bizlere reklam sunmadığını da belirtelim arkadaşlar. Bu da tabii ki de önemli bir artı olmuş. Yani YouTube, Netflix, Spotify aklınıza gelebilecek tüm uygulamaları Huawei MatePad Air modeli sayesinde kullanmak mümkün arkadaşlar. Eğer aklınızda ben Google servislerini kullanabilir miyim diye bir soru işareti varsa bunları da zaten şu anda ben sizlere anlatırken ekrandan görüyorsunuz. Herhangi bir sıkıntı, herhangi bir sorun yaşanmadan Google servislerini kullanabildiğimizde sizlere belirtelim arkadaşlar. Şimdi geldik pil tarafına. 8300 mAh'lik bir pil kapasitesi karşımıza çıkarken bu pili 40 Watt'lık hızlı şarjı da destekliyor. Aynı zamanda kutu içeriğinden de bu 40 Watt'lık adaptör çıkıyor arkadaşlar. Bunun da önemli bir artı olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü 8300 mAh'den bahsediyoruz. Yani doldurulması zor bir kapasite. Bunun için Huawei bizlere 40 Watt'lık süper şarjı kutu içeriğinden koymuş. Evet, şimdi geldik genel yorumlarımıza arkadaşlar. Ben oldukça başarılı buldum. Fiyatına nazaran baktığımızda başarılı. Güçlü işlemcisi var. 5 nanometrelik bir amiral gemisi yongası kullanıyor. Yüksek çözünürlüklü ekranı ve zarif ve şık bir tasarımı var arkadaşlar. Yani ince bir tablet, kılıfla bile ince. Bu yüzden hem performans tarafında hem kullanıcı deneyimi tarafında fiyatına da kıyasla baktığımız zaman benden tam not aldı. Huawei'nin dönem dönem cihazlarını satarken kampanyaları bulunuyor arkadaşlar. Bu yüzden Huawei MatePad Air modelini almak istiyorsanız Huawei web sitesini ziyaret etmenizi tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Hatta açıklama linkine sizler için bir de indirim kuponu bıraktık. Bu kodu girdiğinizde 500 TL indirimli olarak alabileceksiniz arkadaşlar. Eğer ki tükenmediyse bir an önce girip kontrol etmenizi tavsiye ediyoruz. Huawei'nin web sitesine girdiğimiz zaman Huawei MatePad Air modelinin 8 GB RAM ve
128 GB dahil depolamaya sahip olan versiyonunu 12.999 TL'ye satın alabiliyoruz. Tabii ki bu fiyat zaman zaman değişebilir, düşebilir, yükselebilir arkadaşlar. Fiyatların bu dönemlerde oldukça değişken olduğunun hepimiz farkındayız. Fiyatlar bir anda uçabiliyor ve bununla beraber birçok da hediye var arkadaşlar. Kulaklığı, mouse'u, M-Pencil kalemi, Huawei marka birçok ürün hediye olarak, yani hediye dediğim yanında 1 TL'lik bir ücretle alabiliyorsunuz. Yine bunları da kontrol etmenizi öneririm. Bu hediyeler de daha fazla artabilir ya da azalabilir. Şu anda aktif olarak Huawei'nin toplamda 4000 TL'lik hediye verdiğini görüyoruz arkadaşlar. Eğer sizin de bu tablet hakkında kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa bizlere yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Bizleri de sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.